Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin güncel analizini yaptıktan sonra önümüzdeki hafta için yükseliş beklediğim iki hisse belirledim arkadaşlar. Türk Hava Yolları ve Tav Havalimanları güzel kırılımlar gerçekleştirdiler bunların da analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen hisselere geçeceğiz. bu hisseler neler? Şöyle hızlıca bakalım. Sasa, Kortsa, Ak Enerji, Naten, GSD Denizcilik, Yayla Gıda, Cates, Bien Yapı Ürünleri, Kızılbük Gayrimenkul, Bakambalaj, Tap Gıda, Cemaş, Demirsaş Döküm, Vespe, Egeser, DN Isı, Durdo, Fonet, Hedef Girişim, Tuğçelik, Tukaş, Kale Seramik, E Bebek, Atakey Patates, Esen, Cante, Pamel, Hassan, Sönmez Pamuklu Sanayi, Logo, Birleşim Mühendislik ve Şişe Cam arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayabiliriz arkadaşlar. Müzik Endeksimizde şöyle düşen bir tren çizgisi çekmiştik arkadaşlar. Bu çizgi yukarı yönlü kırılmadığı sürece yeni girişler için uygun olmadığını söylemiştik. Cuma günü haftalık kapanışı itibariyle tam da tren çizgimizin olduğu noktada bir kapanış gerçekleşti. Pazartesi günü önemli olacak. Pazartesi günü bu çizginin yukarı yönlü kırılması durumunda ilk etapta tekrardan 9268 seviyesine yükseliş bekleyebiliriz. Ee, bu seviyede geçilirse önümüzdeki dönemde 9477 seviyesinde yükselişler bekleyebiliriz arkadaşlar. Pazartesi günü ilk 4 saatlik mumda bu düşen trend çizgisinin üzerinde kapatmış olsa bile ikinci 4 saatlik mumu da beklemekte fayda var arkadaşlar. Ve hatta 9268 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmasını beklemekte fayda var. Böyle bir durum gerçekleştiğinde şu yataylık 4 saatlikte oluşmuş olan yataylık bozulmuş olacak. Yataylığın üst seviyesi Gördüğünüz gibi 9.268 seviyesi alt seviyesi ise 8.744 seviyesi. Bu 9.268 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan girişler güvenli hale gelmeyeceğini düşünüyorum. Buralardan tekrar bir geri dönüş yapabilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Evet şimdi yükseliş beklediğim iki hisse var demiştim. Tav Havalimanları ve Türk Hava Yolları. Onlara şöyle bir bakalım. Evet Tav Havalimanları ile başlıyorum. Evet, Tav Havalimanları şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. Evet Tav Havalimanları listesinde şöyle daha önceki zirvesi olan işte şu 175 seviyelerin artık yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Burada Tav Havalimanları'nda ilk hedefimiz 192.8 seviyesi. 192.8 seviyesi de yukarı yönlü kırılması durumunda önümüzdeki dönem için 221 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Burada yeni pozisyona girecek olan arkadaşlar için stop seviyesi olarak 175 seviyesini belirleyebilirsiniz bu 175 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durum gerçekleşirse düşüşler ilk etapta 168.4 Kaufman hareketli ortalamasına doğru, 168.4'te aşağı yönlü kırılırsa 160.7 Fibonacci desteğimize doğru geri çekilmeler meydana gelebilir. Bir diğer yükseliş beklediğimiz ise Türk Hava Yolları Evet, Türk Hava Yolları hissesinde de şu 294,5 direncimizin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. E, son mumda burada bir e, dirençle karşılaşıp tekrar yönünü aşağı çevirmiş. Fakat 294,5 seviyesinden tekrar destek aldığını görüyoruz. Şöyle 4 saatlikte bakarsak daha rahat görürüz. Evet, gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir kırılım. Bir sonraki 4 saatlik mum Tam da kırmış olduğumuz direnç seviyesi artık destek seviyesi olarak görev görecek. 294.25 seviyesi oraya kadar bir geri çekilme ve oradan tekrar desteğini aldığını görüyoruz. 4 294 294.25 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenecek şekilde yeni pozisyonlar denenebilir. Önümüzdeki dönem için Türk Hava Yolları hissesinde 326.75 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Şöyle şu an bulunduğu seviyeden baktığımızda %9.64'lük bir ilk etapta bir beklentimiz var. Pazartesi günü yükselişte devam etmemesi durumunda 294.25 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer 286.26 seviyesinde 4 saatlik kalkman hareketli ortalamamız var. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 266.75 seviyelerine doğru önümüzdeki dönemde geri çekilmeler görülebilir. Günlük kalkma hareketli ortalamamız ise 280.23 seviyesinde bu seviyede bir destek görevi olarak çalışabilir arkadaşlar. Evet şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere geçiyorum. Sasa ile başlıyoruz. Evet, Sasa hissesinde şöyle düşen bir trend çizmiştik arkadaşlar. Bu düşen trendin Cuma günü itibariyle yukarı yönlü kırıldığını gördük. Fakat şu daha önceki videolarında da bahsettiğim gibi 44.46 seviyesi de yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmam demiştim arkadaşlar. Şu düşen trend kırılmış olsa bile 44.46 seviyesinin de geçilmesi önemli olacak demiştim. Tam da o seviyelere kadar gelip oradan dirençle karşılaştığını görüyorsunuz. Fakat düşen trend çizgisinin bir yandan da Destek görevi gördüğünü de görüyorsunuz arkadaşlar şurada e, fitil bırakmış tam da e, düşen tren çizgisine kadar gevşeyip oradan destek aldığını da görüyorsunuz. Şimdi buradan tekrar pazartesi günü işte 44.46 seviyesini yukarı yönlü kırmayı deneyebilir. Bu sefer başarabilirse e, yeni pozisyonlar için uygun bulabiliriz arkadaşlar. Bu 44.46 seviyesi haftalık kaufman hareketli ortalamamız. E, bu haftalık kalkman hareketli ortalaması direnç görevi görecektir. E, kırılması durumunda e, Sasa hissesinde e, yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Korsa. Şöyle günlük grafiğe dönelim. Evet Korsa hissesi günlükte sata dönmüş arkadaşlar. E, 22 Mart Cuma 22 Mart'ta günlükte alfa trend indikatörümüz sata dönmüş vaziyette. E, şu anda kapanışı direnç seviyesinde yapmış. 88.70 Fibonacci seviyesinde. Burayı geçebilirse eğer ilk etapta 93.95 seviyesine, orası da geçildikten sonra 99.65 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. E, fakat 101.2 seviyesindeki günlük kapman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadığı sürece düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bu seviyeye kadar gelecek olan yükselişler e, tepki yükselişi olarak alacaktır Bir yandan VIXFIX indikatörümüzde bir dip çalışmasının başladığını görüyoruz. Bu yeşil mumlar e, gri, çizgi, gri mumlara döndüğünde e, dip çalışması tamamlanmış olacak. Ve yükselişi bekliyor olacağız o durumda. E, şu anda e, VIEW TREND indikatörümüz de henüz ala dönmüş değil. E, aşırı satım bölgelerinde de değil arkadaşlar. E, buradan dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirebilir. Böyle bir durumda e, 80.95 seviyelerine bir düşüş görebiliriz. Burası da kırılırsa... 71.5 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Ak Enerji. Evet burada çok hızlı bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Son mumdan bir önceki mumda View Trend indikatörümüz aşırı sat, aşırı alım bölgelerinden sata dönmüş. Fakat yükseliş devam etmiş. Şu anda bu kadar hızlı yükselmiş hisse için yeni girişleri uygun bulmam. Aynı şekilde hızlı bir şekilde geride dönebilir arkadaşlar. Fakat yeni pozisyona girmek isteyen arkadaşlar için şu seviyeyi işte 11.53 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenecek şekilde yeni girişlerde düşünülebilir. Yükselişin devamı durumda ilk etapta hedef seviyemiz 14.75 seviyesi arkadaşlar. Buraya doğru yükselişler ilk etapta devam edebilir. Bu seviyede geçerse yorumlara yazarsanız önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları yaparız şimdi ilk destek seviyemiz 11.53 seviyesi dedik. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 10.33 seviyesinde eee kapman hareketli ortalamamız var. Kapman hareketli ortalamamız da aşağı yönlü kırılırsa 9.63 seviyelerine doğru düşüş görülebilir. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması durumunda ise 8.10 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar. Bir diğer istemiz Nathan, eee Nathan istesi düşüş trendinde Günlük kalkman hareketli ortalaması olan 54.87 seviyesinin altında şu anda. Şöyle baktığımızda son mum itibariyle 51.85 seviyesindeki Fibonacci desteğini de aşağı yönde kırmış gözüküyor. Şu anda ilk etapta bakın daha önce şuralardan destek aldığını görüyoruz. 44.96 seviyelerine doğru düşüş gelebilir. Orası da kırılırsa ee, şurada bir Fibonacci seviyemiz var. 40.90 seviyesinde. E, ee, buralara doğru da düşüşün devamı gelebilir. Ee, dediğim gibi düşüş trendinde olan bir ise 54.87 seviyesindeki günlük kapman hareket ortalaması yukarı yönlü kırılmadığı sürece buraya doğru gelecek olan yükselişler e, tepki yükselişi olarak kalır. Ancak bu seviyeyi kırıldıktan sonra düşüş bitti diyebiliriz. Böyle bir durum gerçekleşirse İlk etapta 58.45 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz var. Buraya doğru yükselişler gelebilir. Burası da geçilmesi durumunda. Önümüzdeki dönemde 64 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz daha var. Evet bir diğer hissemiz GSD Denizcilik. Evet GSD Denizcilik hissesinde şu anda günlük kapman hareketli ortalamamızın altında olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle bir yatay seyir oluşmuş vaziyette arkadaşlar alt tarafta baktığınızda 9.12 seviyesi üst tarafta da şu seviyeyi belirleyebiliriz 10.95 seviyesi Yani bu iki seviye arasında fiyatın şöyle baktığımızda işte 15 Mart 15 Şubat 2024 tarihinden beri bu iki seviye arasında fiyatın gidip geldiğini görüyorsunuz e, ee, bu yataylık aşağı yönlü kırılması durumunda yani 9.14 seviyesinin aşağı yönlü kırılmış kırılması durumunda 8.75 e, ve hem arkasında 8.51 seviyelere doğru düşüşler gelebilir. 8.51 seviyesi de kırılırsa 8.21 seviyesinde ayrı bir e, Fibonacci desteğimiz daha var. Şu anda bulunduğu seviyeden Yukarı yönlü bir atak gerçekleşmesi durumunda 9.82 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalamamız var. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırarsa işte Tekrardan 10.65 veya 10.95 seviyelerine doğru bir deneme görebiliriz. Fakat bu seviye yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için Uygun bulmam Daha doğrusu bu seviye yukarı yönlü kırılmadan bir yükseliş trendi başladı diyemeyiz. Şu anda yatay bir trend var arkadaşlar. Yatay trendde para kazanmak için ancak işte destek seviyelerinden alıp direnç seviyelerinden satma gibi bir yöntem izlenebilir. Mesela şurada olduğu gibi şuradan işte desteğini aldığını gördüğünüz diyelim. Buralardan girdiniz. daha sonrasında işte 10.95 seviyelerine kadar elinizde tuttunuz, sonrasında sattığınızı düşünüyorum. burada tekrardan desteğini aldığını görüyorsunuz. İşte 22 Mart tarihinde oralardan da tekrar alıp yine dirence geldiğinde satış olarak düşündüğünüzde ancak bu şekilde yatay trendlerde para kazanılabilir. Evet bir diğer hissemiz yayla gıda. Evet yayla gıda hissesi düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. şu anda direnç seviyesi olarak 13.33 seviyesi var arkadaşlar önümüzde. buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirirse 12.32 seviyelerine doğru ilk etapta bir düşüş görülebilir. 12.32 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde 11.3 seviyelerine düşüşler görülebilir arkadaşlar. E, şu anda düşüş trendinde birisi ise 14.10 seviyesindeki günlük kapanış hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar ve hatta burası geçilse bile şu anda daha önce dirençle karşılaştığı 14.58 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmam. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa 16.48 seviyesine doğru tekrardan bir deneme görülebilir. Bir diğer istemiz Cates Şöyle 4 saatlik grafiğimizden bakalım. Evet cadde sitesinde düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ettiğini görüyorsunuz uzun zamandır. E, defalarca 4 saatlik kapan hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat başaramamış. Şu anda da tekrardan 4 saatlik kapan hareketli ortalaması olan 58.37 seviyesine kadar geldiğini oradan tekrar bir dirençle karşılaştığını görüyorsunuz. Pazartesi günü yükselişle gelip bu seviyeyi kırması durumunda çok yakınında şurada bir Fibonacci direncimiz var. 59.85 seviyesinde bu seviyenin de yukarı yönlü kırıldığını görmekte fayda var arkadaşlar. Ancak o zaman önümüzdeki dönem için ilk etapta 66.05 burası da kırılırsa eğer 72.05 seviyesine doğru yükselişler görülebilir. Şu an destek seviyemiz 52.40 seviyelerinde bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 40.08 seviyelerine düşüşler görülebilir. Evet, bir diğer istemiz bir yapı. Evet, burada günlük grafiğe geri dönelim. Evet, günlük kapman hareketli ortalamamıza kadar yükselişin geldiğini, orada bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Günlük kapman hareketli ortalamamız 42.81 seviyesinde. Burada bir trend indikatörümüz ala dönmüş, güzel. Öncesinde fix indikatörümüzde yeşil mumlar tamamladı, griyimba dönmüş, bu da güzel. Ee, şu anda önündeki ilk direnci dediğim gibi 42.81 seviyesinde günlük kağıtman hareketli ortalaması. Bu seviyeyi geçerse 46.06 seviyesine doğru ilk etapta bir yükseliş bekleyebiliriz. Böyle bir durum düşüşün bittiği anlamına da gelir. Ee, şöyle haftalıktan bir bakmak istiyorum. Evet haftalıkta da kağıtman hareketli ortalamasına kadar gelip oradan destek aldığını görüyoruz. Tamam güzel. Ee, şöyle günlüğe geri dönüyorum. Dediğim gibi ilk etapta kapanan hareketli ortalaması geçirirse 46.06 seviyesinde yükseliş bekleyebiliriz. 46.06 seviyesinde yukarı yönlü kırılırsa 51.80 seviyesine doğru yükselişlerin devamı görülebilir. Ee, şu anda 42.81 seviyesindeki kapanan hareket ortalamasından dirençle karşılaşırsa ilk destek seviyemiz. Ee, şöyle hemen bakalım 41.84 seviyesinde. Orası aşağı yönlü kırılırsa şuradan daha önce destek aldığı için 39.74 seviyesinde doğru bir düşüş gelebilir. Orası da kırılırsa 37.10 seviyelerine doğru düşüş devam edebilir. Bir diğer hissemiz Kızılbük Gayrimenkul. Ee, Kızılbük Gayrimenkul hissesi de şöyle düşüş trendinde olan bir hisse arkadaşlar. Günlük kapman hareketli ortalamasının altında uzun süredir devam ettiğini görüyorsunuz. Ee, günlük kapman hareketli ortalamamız 21.67 seviyesinde şu anda. Şu an bu seviye yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Aşırı satış bölgelerine geldiğini görüyoruz. View Trend indikatöründe. Ee, burada buralarda bir yeşil nokta bırakması durumunda yükseliş başlayabilir. Ama dediğim gibi 21.67 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ilk etapta 22.96 seviyesine e, yükselişler gelebilir. Orası da yukarı yönlü kırılırsa 25.16 seviyeleri düşünülebilir arkadaşlar. Şu an ilk destek seviyesi 19.62 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 17.33 seviyelerine doğru düşüşün devamı gelebilir. Bir diğer hissemiz Bakan Baraj. Evet, Bakan Baraj hissesi şöyle uzun süredir gelen günlük bir regresyon trendi içerisinde hareket ediyor. Ee, geçtiğimiz hafta bu tren çizgisinin dip seviyelerine kadar gevşeme yaşayıp oradan desteğini alıp tekrardan regresyon kanalının içerisine girdiğini görüyoruz. Şu anda günlük kapan hareketli ortalamasının altında fakat e, bu regresyon kanalı aşağı yönlü kırılmadan trend bozuldu diyemeyiz arkadaşlar. Günlük kapan hareketli ortalamamız 44.23 seviyesinde şu anda. Bu 44.23 seviyesini İlk direncimiz bu seviyeye geçilirse eğer önümüzdeki dönemde 49.76 seviyesine orası da geçilirse 52.70 seviyelerine tekrar bir deneme görebiliriz. Dediğim gibi stop seviyesi olarak ya bu yükselen regresyon kanalı aşağı yönlü kırılmasını bekleyebiliriz Veyahut da Şurada bir desteğimiz var. 39.96 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda 33.82 seviyelerine doğru düşüşler devam edebilir. Evet bir diğer hissemiz Tap Şöyle 4 saatlikten bakalım. Evet Tap Gıda hissesi 4 saatlikte e, ee, Kaufman hareketli ortalaması 132 seviyesini yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Daha sonrasında ee, 2-4 saatlik düşüşle buradan tekrar desteğini alıp yönünü tekrar yukarı çevirmiş vaziyette. Şu anda önünde direnç seviyesi olarak işte 137 seviyesi veya burası geçilirse 139.5 seviyeleri düşünülebilir. Fakat şöyle yatay bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar hissenin. İşte üst tarafta 142 seviyeleri, alt tarafta da 127.5 seviyeleri. Bu seviyeler arasında böyle uzun süredir gidip geldiğini görüyoruz 4 saatlik grafikte. Dolayısıyla yani şurası diyelim daha önce buralardan dirençle karşılaştığını görüyoruz 142.7 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan yataylık bozuldu diyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde 146.8 seviyesine ilk etapta sonrasında da işte 152 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Evet bir diğer hissemiz Cemas. Evet Cemas hissesinde. Artık aşırı satım bölgelerine gelindiğini görüyoruz 4 saatlikte ve aynı zamanda bir dip çalışması başladığını görüyoruz arkadaşlar. Belki şu 3.20 seviyesine kadar da bir geri çekilme gelip artık buralardan desteğini alıp ben yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Böyle bir durumda ilk etapta 3.55 seviyesinde 4 saatlik kalkman hareketli ortalaması ve hemen bu geçildikten sonra da 3.69 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. E, bu seviye ancak yukarı yönlü kırıldıktan sonra düşüş bitti diyebiliriz. Ve sonrasında da e, 4.40 seviyesine doğru ilk etapta yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü günlük kapmanımız hangi seviyede ona bir bakmak istiyorum. E, günlük kapman hareketli ortalamamız 4.64 seviyesinde. E, bu seviye yukarı yönlü kırılmadan arkadaşlar düşüş bitti diyemeyiz. Bir yandan günlük grafikte de dip çalışması başlattığını görüyoruz. Günlükte şu anda da aşırı satım bölgelerine henüz gelmemiş. Dediğim gibi 3.20 seviyelerine doğru belki bir gevşeme yapıp buralarda dip çalışmasını tamamlayabilir. Veyahut da bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 2.71 seviyesinde bir desteğimiz var. Buralara kadar da belki bir düşüş devam edip buralarda dip çalışmasını tamamlayıp yönünü yukarı çevirebilir. Bakalım birlikte takip edeceğiz. olacağız. bir diğer hissemiz demiş saç döküm. Evet saç döküm hissesinde düşüş trendinde olduğumuzu söyleyebilirim. 18 Mart tarihinde şuradaki 5.89 seviyesindeki Fibonacci desteğimizin aşağı yönünü kırıldığını ve o tarihten bu yana birçok kez bu seviyenin artık direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Defalarca geçilmeye çalışıldı. Bir türlü geçilememiş. Cuma günü kapanışı da tam da bu seviyelerde yapmış arkadaşlar. Ve Buradan tekrar bir dirençle karşılaşması durumunda yeniden işte 5.53 veya işte 5.44 seviyelerine kadar bir düşüş görülebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 4.80 seviyelerine düşüşler gelebilir arkadaşlar. Şu anda günlükte kapalı hareket ortalamamız 6.06 seviyesinde. Bu seviye yukarı yönlü geçilmeden düşüş bitti diyemeyiz. Bu seviyenin geçilmesi durumunda ilk etapta 6.35 seviyesinde sonrasında da 6.92 seviyesine doğru yükselişler görülebilir. 6.92 seviyesinde yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 7.81 seviyelerine doğru tekrar bir deneme görülebilir arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Vespe. Evet Vespe hissesinde de şöyle bir yataylık oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle alt tarafta şurayı çizebiliriz. Şöyle çizelim hemen. 18.59 seviyesi, ee, üst tarafta da şuraya bir yatay çizgi çekelim. 22.08 seviyesi. Bu iki seviye arasında 7 Şubat tarihinden beri böyle gidip geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, hatta son dönemde 22.32 şurada da 4 Mart tarihinden beri ee, altta 18.59 üstte de. İşte 20.28 seviyeler arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bu 20.28 seviyesi yukarı yönlü kırılmadan yani yataylık bitti diyemeyiz arkadaşlar. Ancak öyle bir durumda tekrardan 22.08 seviyesine doğru bir deneme görülebilir. 22.08 seviyesi geçilirse eğer yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışmaları yaparız arkadaşlar. Şöyle haftalıktan bir bakmak istiyorum. Haftalıkta kalkman hareketli ortalamasının üzerinde miyiz? Evet. E, 17.42 seviyesinde haftalık kalkman hareketli ortalamamız. Bu seviyenin üzerinde olmamız güzel. Uzun vadede yükseliş trendinin henüz bozulmadığını gösteriyor bize. E, Günlükte bu yataylık bittikten sonra tekrardan yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Ege Seramik. Ege Seramik hissesi düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. E, ee, view trend indikatöründe artık aşırı satım bölgelerine de gelmiş vaziyetteyiz. Ee, bir yandan da dip çalışması yaptığını görüyoruz. Wix fix indikatöründe. Ve e, nitekim de bu seviyelerden işte 3.52 seviyelerinden bir destek alıp e, burada bir Yukarı yönelim görüyoruz arkadaşlar. Şu anda kanalın üst seviyesine kadar gelmiş vaziyette. Buralardan bir dirençle karşılaşıp tekrardan 3.61 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşayabilir. 3.61 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa belki tekrar 3.51 seviyelerinden destek alabilir veya da orası kırılırsa 3.35 seviyelerinden destek alıp artık en kötü ihtimalle buralardan ben yönlü yukarı çevirmesini beklerim. Fakat e, Tabi beklerim diyorum arkadaşlar. Bu böyle olacak diye bir e, şart yok. E, yeni pozisyonlar için düşüş bitti diyebilmemiz için 3.84 seviyesindeki kafman hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırıldığını görmemiz lazım. E, bunu gördükten sonra ilk etapta 3.98 seviyesine yükseliş bekleriz. Orası da geçildikten sonra 4.23 seviyelerine doğru yükseliş bekleriz arkadaşlar. Bir diğer isteğimiz e, dinamik ısı. Evet dinamik hisse hissesi şurada e, Fibonacci desteğimizden destek aldığını görüyoruz. 14.49 seviyesinde. E, Perşembe ve Cuma günü buralardan desteğini almış. E, Cuma günü de e, yeşil mumla yükselişle kapatmış. E, güzel. E, şu anda ilk etapta yükselişin 16.85 seviyesine doğru gelmesini bekleyebiliriz. Günlük kapanma hareketli ortalamamız 17.25 seviyesinde. Bu seviyeye geçilmeden düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Buralara kadar gelip buradan dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirebilir. Böyle bir durumda tepki yükselişi oldu diyeceğiz. Böyle bir durumda tekrardan 14.49 seviyelerine doğru gevşeme gelebilir. 14.49 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer bu sefer de 12.20 seviyesinde düşüşler görülebilir arkadaşlar. Günlük kapman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılırsa eğer 19.75 seviyesinde ilk etapta yükseliş bekleriz. Sonrasında da 24.25 seviyelerine doğru. Düzeltiyorum. 24.50 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Bir diğer listemiz durdu. Evet, durdu listesinde de eee düşüş trendindeyiz. Şu anda cuma günü kapanışı itibariyle gelen yükselişle birlikte VW trend indikatörü aşırı alım bölgesi Düzeltiyorum. Aşırı satım bölgesinden ala dönmüş vaziyette. Henüz dip çalışmasını tamamlamamış. Fix fix indikatörü. E, grimlara döndüğünde yükselişin devamını bekleyebiliriz. Şu anda önümüzdeki ilk direncimiz 16.28 seviyesinde. Orası geçilirse şu mavi ile çizdiğim 16.95 seviyesi haftalık kalpman hareketli ortalaması. ilk etapta burası direnç olarak çalışabilir. E, burasının geçse bile yine günlük katman hareketli ortalamamız 17.30 seviyesinde. Yani arka arkaya önünde 3 tane direnç var. Bu 3 direnci geçilmesi bu 3 direnci geçmiş olması lazım ki düşüş bitti diyebilelim. Ee, şu an bu dirençlerden bir gevşeme yaşarsa e, destek seviyemiz 14.93 seviyesinde arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 12.88 seviyelerine doğru düşüşler devam edebilir. Bir diğer sistemimiz Fonet. Evet Fonet sisteminde güçlü bir yükseliş gelmişti. Ee, akabinde düşüşün başlamasıyla birlikte taban taban e, hızlı bir e, benzer düşüşün geldiğini görüyoruz. E, şu anda bir dip çalışması başlattığını görüyoruz. Eee Trend indikatörü henüz aşırı satım bölgelerine gelmiş değil. Şu arttaki çizgilerin altına düştüğünde artık aşırı satım bölgelerine geldi diyeceğiz. E, şöyle geçmişte hiç düşmüş mü? Evet şuralarda düşmüş ne zaman 10 Mayıs 2023 tarihlerinde destek direnç seviyelerimize bir bakalım. Evet şu anda buradan bir destek almış gibi gözüküyor 18.99 seviyesinden altta çok yakında 17.11 seviyesinde Fibonacci desteği var. Belki buraya kadar bir gevşeme yaşayabilir şu önündeki seviyelerden dirençle karşılaşırsa yani 26.24 seviyelerinden bir dirençle karşılaşırsa. Ee, tekrar yönünü aşağı çevirirse ilk desteğimiz 17.38 gibi düşünebiliriz burası kırılırsa arkadaşlar önümüzdeki dönemde 5.56 seviyelerine kadar düşüşler görülebilir ee, burası kritik bir destek seviyesi dikkatli olmakta fayda var dediğim seviyelere kadar bir düşüş gelmesi durumunda %65'lik bir düşüş gözüküyor ee, çok ciddi bir düşüş Dikkatli olmakta fayda var. Yeni girişler için zaten uygun bulmuyoruz. Ee, yeni girişler için haftalık kapanma hareketli ortalaması olan 28.12 seviyesini ve sonrasında da günlük kapanma hareketli ortalaması olan 39 seviyelerini e, geçtiğini görmekte fayda var. Ee, bakalım e, takip edeceğiz. Önündeki dirençleri ilk etapta hızlıca kolayca geçmesini beklemiyorum açıkçası. Ee, dediğim gibi. Şuradaki destek seviyesi de önemli 17.54 bir diğer hissemiz hedef girişim hedef girişim günlükte ala dönmüş durumda arkadaşlar alfa trend indikatörümüz cuma günü kapanışı itibariyle e, ala dönmüş durumda fakat tam kapanış yaptığı seviye bir fibonacci seviyemiz arkadaşlar e, 2.19 seviyesi Şimdi öncelikli olarak şöyle bir haftalıktan bakmak istiyorum Evet haftalıkta da haftayı haftalık kapan hareketli ortalaması olan 2.05 seviyesinin üzerinde kapatmış gayet güzel. Şimdi 4 saatliğimizden bakalım. Evet 4 saatliğimizde 2.19 Fibonacci seviyemizin üzerinde e, iki kapanış yaptıktan sonra tekrardan 2.19 seviyesine kadar bir gevşeme geldiğini görüyoruz. Son kapanış mumunda arkadaşlar. Daha doğrusu daha da aşağıya da sarkmış sonrasında kapanışı 2.19'da yapmış. Şimdi pazartesi günü açılışta ilk 4 saatlik periyotta bu 2.19 hatta şu seviye diyelim. 2.21 üzerinde yükselişle bir kapanış yapması durumunda yeni girişler için denemeler yapılabilir. Şöyle günlük grafiğimize dönüyorum. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde ilk hedefimiz bir önceki zirvemiz olan 2.37 seviyesi düşünülebilir arkadaşlar. E, fakat dediğim gibi 2.21 i̇şte seviyesi dedik. Bu 2.21 seviyesinin üzerinde bir 4 saatlik kapanış görmek lazım. Ve sonrasında pozisyona giriliyorsa 2.19 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenmeli diye düşünüyorum. Buradan bir geri çekilme yaşanırsa eğer şu anda destek seviyemiz 2.08 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Hemen altında da 2.05 seviyesinde haftalık düzeltiyorum. Günlük kapan hareketli ortalamamız var. Buralar destek ol görevi görüp tekrardan yönünü buralardan yukarı çevirebilir. Eğer ki 2.05 günlük kapan hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılırsa 1.99 seviyesini burası da aşağı yönlü kırılırsa 1.90 seviyesine doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar. Evet bir diğer istemiz Tuğçelik. Tuğçelik hissesi şurada bir 12.11 seviyesinde Fibonacci desteğimiz vardı. Bu seviye aşağı yönlü kırıldı. E, Cuma günü itibariyle endeksinde yukarı gitmesiyle birlikte burada bir yükseliş görüyoruz. E, fakat 12.08 seviyesinde bir dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağıya çevirebilir. E, günlük kalpman hareketli ortalamamız 12.51 seviyesinde. Bu seviye yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. E, bu kırılım gerçekleşirse 13.42 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz var. Bu seviyede geçilirse eğer 14.53 seviyesine doğru bir tekrar deneme görebiliriz arkadaşlar. E, Tukaş'a geçiyorum. Tukaş'ta da düşüş trendindeyiz. 8.04 seviyesindeki Fibonacci desteğimizin artık bir e, direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Şöyle yakınlaştırdığımızda baktığımızda son 3 gün e, buralara kadar yükselişin geldiğini fakat orayı geçemediğini görüyoruz arkadaşlar eğer ki 8.03'ü geçerse önümüzdeki dönemde ilk etapta 8.44 seviyesine doğru bir yükseliş gelir diye düşünüyorum e sonrasında 8.60 seviyesinde günlük kalpmanın hareketli ortalaması var e burayı geçemeyip yönünü aşağı çevirirse yükseliş tepki yükseliş olarak kalacaktır eğer ki 8.60 seviyesi geçilirse Düşüş bitti diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta 8.95 seviyesine sonrasında 9.14 ve burası da kırılırsa tekrardan 9.79 seviyelerine doğru deneme görebiliriz arkadaşlar. Şu anda 8.04 seviyesini geçemeyip bir gevşeme yaşarsa 7.61 seviyelerine doğru düşüş görülebilir. Bir diğer listemiz kale seramik. Burada da düşüş trendindeyiz. Cuma günü itibariyle 61.10 Fibonacci seviyemizin üzerine atmış olması güzel. Şu anda önündeki direnci günlük kapman hareketli ortalaması 65.59 seviyesinde. Bu seviyeye geçilmeden düşüş bitti diyemeyiz. Böyle Aşırı satım bölgelerine yakın bir seviyeden View Trend indikatörümüzün ala döndüğünü görüyoruz. Henüz dip çalışmamızın tamamlanmadığını görüyoruz VIX Fix indikatörümüzde. X-FIX indikatörü green'e döndüğünde dip çalışması tamamlanıp e, yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Şu anda 65.59 günlük kapman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz dedik. E, çok yakında şurada 66.65'te bir Fibonacci e, direnci var. Kapman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılırsa muhtemelen bu 65.65 .65 seviyesi de yukarı yönlü kırılacaktır. E, böyle bir durumda ilk etapta 70.45 seviyesine burası da geçilirse Önümüzdeki dönemde 74.40 seviyesine doğru yükselişler görülebilir. Bir diğer hissemiz e-bebek. Evet e-bebek hissesi de düşüş trendinde olan bir hisse. Çok ciddi düşüşler yaşadı. Şu anda Fibonacci destek seviyesi 45.42 seviyesinde gözüküyor arkadaşlar. Günlükte trend indikatörü aşırı satım bölgelerine de gelmiş. Bir yükseliş devam etmesi durumunda burada ala dönecektir. Aynı zamanda ee, günlükte VIX indikatörünün bir dip çalışması başlattığını görüyoruz. Şu anda belki önümüzdeki birkaç gün 45.26 seviyesine kadar gevşeme görülebilir ya da görülmeden buradan da yönünü yukarı çevirebilir. Ee, fakat bu 45.26 seviyesinin e, aşağı yönlü kırılmadan ben bir en azından tepki ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Tepki yükselişi ne demek? Günlük kapanma hareketli ortalaması olan 56.13 seviyesine kadar gelecek olan yükselişler burayı geçemediği sürece tepki yükselişi olarak kalacaktır arkadaşlar. Bu seviye geçilirse eğer ilk etapta 60.60 .60 seviyesi sonrasında da 64 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Şurada bahsettiğim 45.42 destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer şöyle baktığımızda 26.26 .26 seviyeleri gözüküyor arkadaşlar çok ciddi bir düşüş var yüzde 40'lık tabi buraya kadar gidecek diye bir kaide bir şart yok geçmişte zaten endekse 51.15 seviyelerinde girmiş şu anda bu seviyelerin altında. Geçmiş bir veri yok elimizde ama Fibonacci çalışması önümüzdeki dönemde 26.78 seviyelerine doğru düşüşler gelebileceğini söylüyor. Eğer ki 45.34 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa ilk etapta böyle bir şey olmasını beklemiyorum ben. Bu seviyelerden desteğini alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer istemiz Atakey Patates. Evet Atakey Patates de yine düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Alfa Trend indikatörümüz 28 Şubat'ta sata dönmüş, daha sonrasında günlük kağıtman hareketli ortalamasını kırmaya çalışmış fakat başaramayıp tekrar düşüşüne devam etmiş. Şu anda e, Perşembe-Cuma günü endekse gelen e, yükselişlerle birlikte şöyle yönünü biraz yukarı çevirdiğini görüyoruz fakat 47.25 seviyesindeki günlük kağıtman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar hatta bu kapman hareketli ortalamasının üzerinde 2 gün yükselişte kalması lazım. Şu anda aşırı satış bölgelerinden Williams trend indikatörünün ala döndüğünü görüyoruz. E fix indikatöründe de bir dip çalışması yaptığını görüyoruz. Yani buralardan yönünü yukarı çevirebilir. Şöyle 47.25 seviyesindeki günlük kapman hareketli ortalamasına kadar bir tepki yükselişi gerçekleştirip oradan tekrar bir gevşeme yaşayabilir arkadaşlar. Böyle bir durumda düşüş bu sefer daha önceki dip seviyesi olan 36.10 seviyelerine doğru gerçekleşme ihtimali var. Yeni girişler için uygun bulmuyoruz zaten. Elinde tutan arkadaşlar hala daha satış yapmadıysanız şu 41.5 seviyesi aşağı yönünde kırılıyorsa satış yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer listemiz Esenboğa Elektrik. Evet, burada da düşüş trendindeyiz. Ee, şu an View Trend indikatörümüzün henüz aşırı satım bölgelerine gelmediğini görüyoruz. Şurada bir e, Fibonacci desteğimiz var 18.66 seviyesinde. Buradan bir destek almış. Ee, belki 20.55 seviyelerine doğru, günlük Kaupman hareketli ortalamasına doğru bir e, tepki yükselişi. Sonrasında tekrar bir düşüş yaşanma ihtimali var. 20.55 kapman hareketli ortalaması geçirebilirse eğer muhtemelen 21.06 seviyesindeki Fibonacci direnci de kırılacaktır. Böyle bir durumda ilk etapta 22.84 seviyesine orası da geçilirse 24.76 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Şu an destek seviyemiz olan 18.66 seviyesi aşağı yönde kırılırsa eğer 14.19 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar. Bir diğer listemiz cante. Evet cante listesinde şöyle bir üçgen çizmiştik arkadaşlar. Bu üçgen içerisinde cante hareketine devam ediyor. Üçgenin dip noktalarından desteğini aldığını görüyoruz. Daha sonrasında günlük kağıtman hareketi ortalaması olan 18.04 seviyesinin üzerine atıyor. Ve üçgenin üst seviyesinden dirençle karşılaşıp e, hatta günlük Kaufman hareketli ortalamasının dahi altında kapanışını yapıyor. Sonrası, sonraki gün 27 Mart'ta tekrar üçgenin dip noktasından desteğini alıyor ve yönü tekrar yukarı çeviriyor arkadaşlar. Yani bir süre daha bu üçgenin içerisinde e, zikzaklı bir şekilde hareketini devam ettirebilir. E, burada önemli olan e, üçgenin ne yöne kırılacağı yukarı yönlü kırılırsa eğer ilk etapta 22 düzeltiyorum 20.22 seviyesine orası da geçilirse 22 seviyesine yükselişler bekleyebiliriz. Aşağı yönlü kırılırsa eğer şurada bir desteğimiz var 16.74 seviyesinde. Orası da kırılırsa 16.14 ve 15.80 seviyelerinde desteklerimiz bulunmakta. Kısa vadeli alım düşünen arkadaşlar bu üçgen Yukarı yönlü kırılmadan, üçgenin şu düşen tren çizgisi yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmuyorum. Fakat uzun vade için bu seviyelerin çok e, ucuz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu hisse için. Daha önce de zaten e, mali tablolar analizini de yapmıştık hissenin. Herhangi bir problem görmemiştik. Uzun vadeli analizini de yapmıştık. Onun da videosunu şuraya koyuyorum. E, bakmak isteyen arkadaşlar buradan ulaşabilirler. Ve PAMEL listesine geçiyorum. Evet PAMEL listesinde de yine düşüş trendindeyiz. E, 127 seviyesindeki Fibonacci desteğinden e, destek alıp e, günlük kapman hareketli ortalamasına kadar bir tepki yükselişi gerçekleştirdiğini oradan e, gevşeyip düşüşün teyit aldığını görüyoruz arkadaşlar. Fakat cuma günü gelen yükselişle birlikte e, tekrardan 135 seviyesindeki Fibonacci direncimize gelmişiz. Bu seviyeyi geçebilirse günlük kapanan hareketli ortalaması 137.7 seviyesi burası bir e, tekrar direnç olarak çalışacaktır. Eğer ki geçebilirse e, ilk etapta 143.1 seviyesine orası da geçilirse eğer 153.3 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz. E, günlük kapman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. E, gevşemenin gelmesi durumunda bu sefer de ilk desteğimiz 126.2 seviyesi olur. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde 115.3 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Evet bir diğer hissemiz Hatsan. Evet Hatsan hissesinin de 61.40 seviyesine kadar gelişip oradan desteğini aldığını sonrasında da yukarıya doğru yöneldiğini görüyoruz. Aşırı satım bölgelerinden View Trend indikatörümüz ala dönmüş vaziyette. Bir yandan da VIXFIX indikatörümüz bir dip çalışması başlatmış arkadaşlar. E, bu seviye kırılmadığı sürece 61.40 seviyesi kırılmadığı sürece e, önümüzdeki dönemde buralarda bir dip çalışmasını tamamlayıp yönünü e, yukarı çevirmesini bekleyebiliriz. Böyle bir durumda ilk etapta 72.50 seviyesine orası da kırılırsa eğer 83.75 seviyelerine doğru tekrar bir deneme görülebilir. 61.50 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer 45.24 seviyelerine kadar önümüzdeki dönemde düşüşler görülebilir arkadaşlar. Evet bir diğer hissemiz Sönmez Pamuklu Sanayi ee, burada da e, şu 83 nokta daha doğrusu 82.5 seviyesinin şöyle bakalım yani 82.5 seviyesinin uzun süredir destek olarak çalıştığını görüyoruz e, 19 Ocak tarihinden beri e, sürekli olarak bu seviyenin denendiğini aşağı yönlü kırılmadığını görüyoruz arkadaşlar e, ve Aynı zamanda üst tarafta da işte 104.7 seviyeleri bazen üst tara üstüne de açtığı dönemler olmuş ama genel manada 104.7 seviyelerine kadar yükselişler oradan da dirençle karşılaşıp yönü tekrar aşağı çevirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu anda önemli olan ne tarafa kıracağı, bu yataylığın ne tarafa doğru bozulacağı. Eğer ki 82.5 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 50.05 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Ee, eğer ki bu yataylık yukarı yönlü kırılacak olursa 105.1 seviyesi yukarı yönlü kırılacak olursa e, önümüzdeki dönemde 127.9 seviyelerine doğru ilk etapta yükseliş görülebilir. Burası yukarı yönlü kırılırsa eğer 154.7 seviyeleri de görülebilir arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Logo. Evet Logo hissesinin de şuradaki 78.30 seviyesindeki daha doğrusu 78 seviyesindeki Fibonacci desteğinden desteğini aldığını görüyoruz. buradan Cuma günü güzel bir yükseliş gelmiş yüzde %7.39 seviyesinde aynı zamanda e, Trend indikatörümüz ala dönmüş oldu ve VixFix Fix indikatörümüz dip çalışmasını tamamlanmış gibi gözüyor, gözüküyor. fakat günlük kapman hareketli ortalamasını geçmeden e, düşüş bitti demek doğru değil arkadaşlar. 86.96 seviyesinde günlük kapan hareketli ortalamamız. Buraya yukarı yönlü kırarsa eğer e, önümüzdeki dönemde 92.65 seviyesinde ilk etapta, e, orası da geçildikten sonra 98.2 seviyesine, e, bu seviyede geçilirse eğer e, 105.9 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. E, şu an 78 seviyesine güzel bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Eğer ki önümüzdeki dönemde bu seviye aşağı yönlü kırılırsa bir alt destek seviyemiz olan 67.10 seviyelerine doğru gevşeme görülebilir arkadaşlar. Evet bir diğer hissemiz Birleşim Mühendislik. Evet Birleşim Mühendislik hissesinde de 25.58 seviyesinin destek olarak çalıştığını görüyoruz. Cuma günü gelen yükselişle birlikte bir trend indikatörümüz ala dönmüş. Güzel. Şu anda e düşüş trendi henüz bozulmuş değil. Düşüş trendi bozuldu. E düşüş trendi bitti diyebilmemiz için 28.19 seviyesindeki günlük kapman hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırılması lazım. bu gerçekleşirse ilk etapta 29.50 seviyesine, orası da geçilirse önümüzdeki dönemde 31.84 seviyelerine yükseliş görülebilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda ise tekrardan bir önceki zirveleri olan işte 35.86 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir arkadaşlar. Şu an destek seviyesi olan 25.58 seviyeleri aşağı yönlü kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde 22.96 seviyelerine düşüş görülebilir. Evet son olarak şişe cam hissesine bakıyoruz. Şişe cam hissesinde de düşüş trendindeyiz. Cuma günü gelen yükselişle birlikte daha doğrusu Perşembe ve Cuma günü yükseliş geldiğini görüyoruz e, şu 44.92 seviyesinden destek almış ve şu anda da ilk Fibonacci desteğine gelmiş 46.32 e, Burayı geçebilirse eğer 47.04 seviyesinde bir Fibonacci seviyesi daha var ve sonrasında da 47.68 seviyesinde günlük kalkman hareketli ortalaması var bu kağıtman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir durumda şu seviyeyi de kırar diye düşünüyorum. 48.96 seviyelerini yükseliş görülebilir. Ve sonrasında da 50.25 seviyesine yükseliş gelebilir arkadaşlar. Şu an destek aldı 45.02 seviye aşağı yönlü kırılırsa eğer. Bir alt destek seviyemiz 43.76 seviyesinde buralara doğru da düşüşler gelebilir arkadaşlar. Düşüş yönlü bir senaryoda. Evet arkadaşlar bu videoya aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.